Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Yardımcıları, ekibi ve mahalle muhtarları ile beraber sorunların yerinde tespiti ve çözümüne yönelik olarak gerçekleştirdiği Başkan Mahallemizde ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında çarşı merkezi ile birlikte Hamidiye, Hacı Hasanlı ve Sofular mahallelerini ziyaret etti. Üç mahalleyi adeta adım adım gezen Başkan Yazgı, adım attığı her yerde vatandaşların güler yüzüyle karşılandı. Başkan Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında bu hafta 7 mahalleyi kapsayan programına Çarşı Merkezi ve Hamidiye Mahallesi'nden başladı. 7 mahalleyi kapsayan program Hacı Hasanlı ve Sofular Mahallesi'nde devam etti. Erken saatlerde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediyedeki 250 kişilik hizmet kadrosunu toplanma merkezi Tarihi Ulu Cami meydanında toplayan Başkan Yazgı, mahallelerde daha önce tespit edilen eksikliklerin bir gün içinde bitirilmesi için çalışma startı verdi. Haftanın 3 gününü mahallelerde incelemeler yaparak geçiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ekibiyle birlikte adım atmadık sokak ve mahalle bırakmadı. Esnafları tek tek ziyaret etti, çaylarını içerek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Sokaktaki vatandaşları dinleyen Başkan Yazgı, evlerin kapılarını çalarak istek ve şikayetlerini sordu. Şehit ve gazi ailelerini, ihtiyaç sahiplerini, engelli bireyleri, hasta ve yaşlıları ziyaret etti. Belediye tarafından tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları da inceleyen Başkan Yazgı, kent genelinde mahallelerimizde fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve sosyal imkanların gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz diyerek vatandaşları bilgilendirdi. Mahallenin yaşlılarıyla sohbet eden Başkan Yazgı, bölgelerde yaşanan sıkıntılarla ilgili de muhtarlardan bilgi aldı. Yaşlısından gencine, bakkalından lokantacısına kadar karşılaştığı tüm esnafların hatırını soran Başkan Yazgı, kendisiyle fotoğraf çekinme yarışına giren çocukları da hediyelerle mutlu etti. Muhtarlarla beraber başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik ekiple sokakları teker teker gezen Başkan Yazgı, yerinde tespit ve incelemelerde bulunarak gerekli talimatları verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahalle gezileri arasında geleneksel hale getirdiği Halk Günü buluşmalarını da ihmal etmeyerek Salı günü programının bir bölümünü vatandaşlarla görüşmeye ayırdı. Başkan Yazgı, Halk Günü'ne gelen vatandaşları belediye hizmet binasında meclis toplantı salonunda ağırladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın 48 mahalleyi hedefleyerek hayata geçirdiği Başkan Mahallemizde projesi kapsamında çalışmaları planlanan program dahilinde devam edecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray İHA İnsani Yardım Vakfı'nın desteklediği yetim çocuk ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve yetim çocuklar Luna Park'ta doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yetimlere yönelik çeşitli etkinlikler, yetim ailelerini kalkındıracak projeler ve yardım faaliyetlerine destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yetim çocuklara ve ailelerine özel olduklarını hissettirmek ve onları mutlu etmek amacıyla Aksaray İHA İnsani Yardım Vakfı'nın sponsorluk sistemi kapsamında sürekli olarak desteklenen yetimler için düzenlediği yaz kursunu ziyaret etti. Aksaray'da yaşayan yetim çocuklar için İHA öncülüğünde organize edilen Luna Park eğlencesinde çocuklara eşlik eden Başkan Yazgı, çocuklarla birlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Çok sayıda çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların sevincine ortak olan Başkan Yazgı, Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek yetimler için desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Etkinlik sonunda Aksaray İHA İnsani Yardım Vakfı Başkanı Önder Özkan, her zaman kendileriyle dayanışma içerisinde olan Başkan Yazgı'ya teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aksaraylı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü sebebiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ öncülüğünde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Aksaraylı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü vesilesiyle Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.
Ziyarette gaziler dernek faaliyetlerinden bahsederken Gaziler Derneği Şube Başkanı Mustafa da Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın yaptığı hizmetlerden ve gazilere göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti. Aksaray Belediyesi'nin her zaman gazilerin yanında yer aldığını belirten Gaziler Derneği Başkanı Mustafa da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçtiğini belirterek yaşanan süreçle birlikte adada Türklerin refaha kavuştuğunu söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya çıkarma yapmasıyla ilgili olarak, millet olarak gittiğimiz her yerde adalet ve barış getirdik dedi. Başkan Yazgı, gaziler bizim gururumuzdur diyerek gazilerimizin milletimizin gönlünde hep saygın kişiler olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yazgı, nazik ziyaretlerinden dolayı gazilere teşekkür etti. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yapısal çalışmalarına bu hafta Başkan Mahallemizde programı kapsamında devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak 4 yılda 1 milyar lira yatırımla su projesi başta olmak üzere yeni küçük sanayi projesi, Piri Mehmet Paşa Alt Geçit ve Çarşısı, Tacin Ulu Irmak Rekreasyon Alanı ve 3 etaplı Gençlik Parkı gibi tamamlanan ve devam eden projelerle kültür ve doğa varlıklarının zenginliği açısından milli ve özel tarihi mirasların restorasyon çalışmalarına kadar sözde kalmayan, saymakla bitmeyen, Aksaray'a prestij kazandıran projelerinin yanında belediye tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir projeyi daha hayata geçirerek ekibiyle oluşturduğu güç birliğiyle çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında temizlik işleriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezi ve merkez mahallelerde çevre düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları, genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak yürüttü. Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, il merkezine bağlı Hacı Hasanlı Mahallesi'nde bulunan Kemal Baba ve Ali Baba Türbesi'nde dış temizlik çalışması yaptı. Gerçekleştirdiği çalışmalarla şehir merkezine ve mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam eden Aksaray Belediyesi, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Hacı Hasanlı, Hamidiye ve Sofular Mahallesi'nde boş araziler dahil cadde ve sokaklarda genel temizlik düzenleme ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bu haftaki çalışma programında Başkan Mahallemizde projesi kapsamında belediyenin sorumluluğunda olan bulvar, cadde ve sokaklarda yaya geçidi, kasis ve silinen yol çizgileriyle trafik uyarı işaretlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi kent trafiğinin gözlemlenmesiyle elde edilen bilgiler ışığında sürücü, yolcu ve yayaların güvenliği için belediye sorumluluğundaki bölgelerde ulaşım sistemlerinde kent içi karayolu ağı üzerinde yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta çalışmalarını Başkan Mahallemizde programı kapsamında çarşı merkezi ve merkez mahallelerinde devam ettiriyor. Ekipler sahada yeni sinyalizasyon sistemleriyle birlikte mevcut sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım, programlama, güvenli bir trafik akışı için yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin bakım, onarım ve yaya geçidi, kasis ve bordürlerde silinen yol çizgileriyle, yaya geçitleriyle trafik uyarı işaretleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri kent içerisinde yer alan bulvar, cadde ve yol ağı üzerinde yaya ve taşıt trafiğine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden tüm yapım, bakım ve onarım çalışmalarının trafik ve yol güvenliğine ilişkin risk ve tehlikelerine karşı kontrol ve denetimlerini ise sürdürüyor. Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 21. dönem mezuniyet töreni heyecanı yaşandı. Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan 764 polis adayı için tören düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 21. dönem Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 764 polis adayı yemin etti. Dönem birincisi yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Dereceye giren öğrencilere Vali Aykut Pekmez ve il protokolü üyeleri tarafından başarı belgesi, plaket ve hediyeleri verildi.
Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay'ın açılış konuşmasını yaptığı mezuniyet töreninde AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Vali Aykut Pekmez yaptıkları konuşmada zor bir göreve talip olan ve mezun olan tüm adaylara başarılar diledi. Konuşmaların ardından dönem birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. İlk 10'a girenlere protokol üyelerinin diplomalarını vermelerinin ardından polis adayları yemin etti. Şehit babası Ali Oruç şiir okudu. Program mezunların selamlama yürüyüşü, kep atma ritüeli ve aileleriyle buluşmasıyla sona erdi. Aksaray Belediyesi mahallelerdeki geniş çaplı çalışmalarını Başkan Mahallemizde projesine paralel sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleriyle Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta çarşı merkezi ve 7 mahalleyi kapsayan program dahilinde Sofular, Hacı Hasanlı ve Hamidiye Mahallesi'nde çalışmalarını tamamladı. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Başkan Mahallemizde projesi kapsamındaki çalışmaları çarşı merkezi ile birlikte Hamidiye, Hacı Hasanlı, Sofular, Zincirli, Dere, Minarecik ve Muhsin Çelebi mahallelerinde devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Hamidiye, Hacı Hasanlı ve Sofular'da ihtiyaç duyulan noktalarda küçük dokunuşlarla büyük çaplı dönüşüm içerisinde drenaj ve kanal hatlarının temizlik çalışmalarını tamamladı. Aksaray'ın altyapı sıkıntısına tam anlamıyla son vermek için çalışan ekipler yağışlı havalarda ve üst yapı çalışmalarından sonra mahallede sokaklar bir daha kazılmasın diye yağmur suyu hattıyla içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce 3 mahalle ve çarşı merkezini kapsayan bölgelerde yeni kaldırım çalışmasıyla mevcut kaldırımlarda sürekli yenileme ve tamirat işleri tamamlandı. Ekipler yol genişletme ile yeniden yol asfaltlama, dolgu ve tesviye çalışmaları, stabilize yol, asfalt satı kaplama, bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan tahribatların giderilmesi için sıcak asfalt kullanarak yama çalışmalarına ve kaldırımlarda engelli kılavuzu taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında bir günde iki mahalle gezen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'a hizmet etmek için Aksaray'ın daha sağlıklı, daha güzel yaşanılabilir ve gülen bir şehir olması için belediyenin tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında halkla iç içe mahalle gezilerini ve incelemelerini başlatan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çocukları da ihmal etmiyor. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahallemde sinema var ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında vatandaşlarla iç içe olup talepleri birinci ağızdan dinlemeyi sürdürürken çocukları da sevindiriyor. Gece gündüz ayrımı yapmadan vatandaşların taleplerine kulak veren ve taleplerin çözümünü sağlayan Başkan Yazgı, vatandaşların da takdirini topluyor. Günün erken saatlerinde başlayan belediye çalışmalarının takibi ve mahalle gezilerini akşam saatlerinde de sürdüren Başkan Yazgı, proje kapsamında gerçekleştirdiği mahalle gezilerini, çocuklar için düzenlenen etkinlikler ve mahallemde sinema var film gösterimlerine eşlik ederek tamamlıyor. Çocuklar Başkan Mahallemizde projesi kapsamında düzenlenen etkinlik ve aktivitelerle hoşça vakit geçiriyor. Sokağa taşınan sokak oyunları ve eğlencelerde düzenlenen yarışmalarda çocukları birçok sürpriz bekliyor. Çeşitli hediyelerle sınırsız patlamış mısır ve şekerleme ikramlarıyla çocuklar ve aileleri aktiviteler sonunda açık havada sinema keyfi yaşıyor. Vatandaşları hak ettikleri belediye hizmetleriyle buluşturmak için ekibiyle birlikte gece gündüz çalışan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, düzenlediği 1. Çocuk Festivali, 2. Gençlik Festivali dışında çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik gençlik merkezi, park, yeşil alan ve çocuk oyun alanları oluşturulması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Çocuk gözüyle yaşadıkları mutluluğu dile getiren çocuklar ise oldukça mutlu. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.